Fenerbahçe'ye de göz gezdirelim, Alex'e değineceğiz dedim. Sabah gazetesinin 17. sayfasına götürelim izleyicilerimize, kıymetli dinleyenlerimize. Alex şöyle bir şey söyledi. Ne jübilesi, oğlum 18 yaşına girdi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı jübile gibi bir planı olmadığını ifade etti. Teknik direktörlük konusundaysa umarım bir gün olur, ne zaman çağırırlarsa gelirim ifadesini kullandı. Eski Fenerbahçeli efsane futbolcu Alex de Souza. Alex de Souza'nın bir ayağı İstanbul'da diyebiliriz. Hatta biraz daha özele indirgeyelim, Fenerbahçe'de. Yani adam bunu hiç inkar etmedi. Fenerbahçelilerin de bu durumdan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı açıklamalarda çok doğru ifadeler var. Mesela takımın durumunu soruyorlar. Adam diyor ki, ben diyor Brezilya'dayken diyor hani çok fazla maçları izleyemedim. Skor olarak takip ettim ve şu anda söyleyeceğim her şey yanlış anlaşılmaya açık. Hı hı. Yani ben antrenmanları seyretmiyorum, maçları seyretmiyorum. Futbolcu hakkında bireysel bilgim yok. O yüzden söylediğim şeyler spekülasyona sebep açabilir. Hani sadece şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki her zaman şampiyonluk için mücadele eder. Bu sezon da böyle devam ediyor. Tebrik ediyorum. Başarılarını diliyorum. Teknik direktörlük konusuna ne zaman geleceksin sorusuna. Yani ne zaman isterse o zaman gelirim. Adam Fenerbahçe'ye karşı bir aidiyet duygusu duyduğunu inkar etmiyor. Ama şunu da söylüyor. Henüz diyor çalışıyorum. 2021'e kadar işte lisanslarımı tamamlayayım, diplomamı alayım ondan sonra. Acele etmeyin diyor. Benim acelem yok. Benim acelem yok. Yani Alex'e şunu görüyoruz, futbolculuğundaki disiplin, ki özel hayatında eşinde bunda çok ciddi etkisi var bu arada, Daniel'in. Sürekli aynı disiplin içinde yaşıyordu. Evet, hiç değişmedi. Özel hayatını, sportif hayatını, şu anda kurmaya çalıştığı yeni yapıyı, inşa etmeyi çalıştığı yeni yapıyı da aynı disiplinin üzerinde kurmaya çalışıyor. Mesela ben şundan endişe ederim. Fenerbahçe, Alex böyle bir adam değil de, Fenerbahçe teklif gelirse, çağırırlarsa gelirim diyor ya. Şimdi Fenerbahçe bir yapılanma içinde. Ersun Hoca ile beraber bir yapılanma içinde. Atıyorum bir şey oldu diyelim. Bir şey oldu. Alex'e gel dediklerini. Alex'in hemen geleceğini asla düşünmüyorum. Alex henüz hazır değil. Alex bir işi yaptığı zaman o işi gerçekten hakkını vererek yapabilmek ister. Mesela Galatasaray benzer bir süreç yaşadı. Bir efsaneydi Hacı. Hala da öyledir futbolcunun tarzı bir şey ama Hacı'nın teknik direktörlüğü Galatasaraylılar için çok da tatlı, güzel sonuçlar olarak anılmıyor. Alex'in bu süreci yaşayacağını düşünmüyorum. Evet, Alex orada yönetime olan saygısını, camiye olan saygısını vurgulamak için teklif gelirse gel dediklerinde gelirim diyor. Ama ben şundan eminim ki Alex teknik direktörlük görevine gelirse tüm donanımıyla hazır olarak gelir. Ve o jübile olayı tabii güzel bir ifade. Oğlum neredeyse diyor 18 yaşına geldi. O tren kaçtı diye düşünüyorum. Belki şölen tadında özel bir etkinlik yapılabilir. Ama o eski bizim hatırladığımız jübile gibi bir maç, bir performans. Buna çok gerek var mı? Alex böyle bir şey talep ediyor mu? Fenerbahçe camiasının böyle bir şey ihtiyacı var mı? Çok sanmıyorum. Yani Alex'le o kırgınlıklar geride kaldı. Alex camiaya ait. Camia Alex'i benimsemiş. Dolayısıyla buna çok da gerek olduğunu düşünüyorum. Peki Mehmet Emin Uluç'la sohbetimize devam edeceğiz ama biraz dinlendirelim. Biz gündemde öne çıkan başlıklara bir kez daha göz gezdirelim.